Merhaba. Hipovolemik şok, perfüzyonun ve tansiyonun düşük kan hacmi sebebiyle düşük olduğu bir şok çeşididir. Hipovolemik şoku daha iyi anlayabilmek için kardiyovasküler sistemimizi biraz daha yakından inceleyelim. Ve tabii ki de işe kalbimizi çizerek başlıyorum. Kalp, dokular ve organlara oksijen ve hayati besinleri ulaştırıyor. Organları buraya koyalım. Tahmin edeceğiniz gibi kalple organlar arasında da vasküler alan bulunuyor. Organlara kan götüren arter ya da atar damarlar ve kanı organlardan kalbe getiren toplar damarlar. Kardiyovasküler sistemi çok basitleştirdim ama bunun işimizi göreceğini düşünüyorum. Hipovolemik şokta kalbe geri dönebilen kan hacmi azalmıştır ve kalp organlara kanı pompalamaya çalışır ama kan hacmi azalmış olduğundan organlar yeterli oksijeni ve kanı alamamaya başlarlar. Kalbe dönen kan hacmindeki azalma, ön yükteki azalma olarak adlandırılır. Ön yükü, kalbi kanla yüklemek ya da doldurmak olarak düşünebilirsiniz. Bundan zaman zaman sol ventrikül diastol sonu hacmi olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Ki bunu EDV olarak daha da kısaltabiliriz. EDV, terimin İngilizcesinin yani end diastolik volümün kısaltılması. Bu kalbin kasılmadan önce dolması anlamına gelir. Evet, ön yükü bu şekilde açıklayabiliriz. Buna ek olarak art yükü de duymuş olmalısınız. Art yük de kalbin kasılıp kanı dışarıya atmasının ardından içeride kalan kan miktarıdır. Buna bağlı olarak ön yük eksi art yükün atım hacmi yani SV'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani kalp kasılmadan içeride ne kadar kan vardı ve kalp kasıldıktan sonra içeride ne kadar kan kaldı? Evet, atım hacmi tam olarak bundan ibarettir. Ve eğer ön yük yani kalbe gelen kan miktarı azalırsa atım hacmi de azalır, öyle değil mi? Art yükün çok fazla değişmediğini düşünelim. Atım hacmi azaldığında ise kardiyak çıkış da azalır. Çünkü kardiyak çıkış, atım hacmi çarpı nabza eşittir. Bir atımda ne kadar kan pompalanıyor ve bir dakikada kaç atım gerçekleşiyor? Bu ikisinin çarpımı, kalbin bir dakika içinde pompaladığı kan hacmini litre cinsinden verir. Kardiyak çıkışın düşmesi ise, dokuların oksijenlenmemesinin ana sebebidir. Ve buradaki problem kalple ilgili değildir. Kalp kanı pompalamaya çalışır. Hatta atım hacmi düştüğünde nabız da artar. Nabız yükselmesinin yani taşikardinin şokun temel belirtilerinden biri olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bunlara bağlı olarak kan basıncı yani tansiyon da düşer. Çünkü ortalama arteriyel basınç yani MAP, MAP, kardiyak çıkış çarpı sistemik vasküler rezistansa, yani sistemdeki damarların direncine eşittir. Evet, şu ana kadar şokun kısa bir tekrarını yaptık. Ama bir saniye. Hipovolemik şok sonucu kardiyak çıkış düşerse, vücut tansiyonu olduğu gibi tutmaya çalışır, öyle değil mi? Peki bu durumda ne olur? Vücut bu duruma damarların rezistansını artırarak cevap vermeye çalışır. Evet, tam olarak bu olur. Hemen çizime ekleyelim. Kan hacmi az, hasta, hipovolemik şok geçiriyor. Buna cevap olarak da kan damarlarının rezistansı, yani direnci artmak zorunda. Vücut bunu kan damarlarını büzerek, yani vazokonstriksiyonla yapar. Kan damarlarının çapı azaldığında rezistans artar ve rezistanstaki bu artış, kanın kalbe geri dönmesine yardımcı olur. Bu çoğunlukla venöz sistemde gerçekleşir ve amaç ön yükü artırmak ve vasküler rezistansla tansiyonu da dengelemektir. Vazokonstriksiyonun sempatik yanıt üreten sinir sistemi sayesinde gerçekleştiğini hatırlıyor olmalısınız. Bu sempatik yanıtın sebebi tansiyonun düşmesidir. Damarlarda baroreseptör adı verilen ve tansiyonu değerlendiren reseptörler vardır. Tansiyon düştüğünde sempatik sinir sistemi devreye girer ve kanı kalbe geri döndürmek için damarların büzülmesi yanında kalbe sempatik bir uyarı da gelir.
ve bu uyarıyla nabız yükselir. Hipovolemik şokun ardındaki mekanizmaları özetledik. Şimdi de bu şoka neyin sebep olduğuna değinelim. Evet, kan hacminin düşmesine ne sebep olabilir? İki temel kavram üzerinde duracağım. Kan ve sıvı kaybı. Ekranı biraz aşağı kaydıralım. Kan kaybına sebep olabilecek şeyler, mesela hastanın kan kusması, idrarda kan bulunması, iç ya da dış kanama olabilir. Sıvı kaybı da mantık olarak kan kaybına çok benzer. Aşırı kusma, şiddetli ishal, çok sık idrara çıkma, biraz daha düşük bir ihtimal ama çok fazla terlemeyi de ekleyelim. Devam ediyorum. Hastanın cildinde bir problem olabilir. Örneğin, bir yanıktan dışarı sıvı sızması söz konusu olabilir. Bu noktada derinin koruyucu bir bariyer olduğunu ve derinin bütünlüğü bozulduğunda sıvıların vücuttan daha kolay dışarı çıktıklarını da hemen ekleyelim. Bunlara ek olarak, sıvı kaybının üçüncü bir sebebinden daha bahsedelim. Asit. Asit, karında su toplanmasına verilen tıbbi isimdir ve genellikle karaciğer yetmezliği yaşayan hastalarda ortaya çıkan bir durumdur. Albümin gibi genellikle karaciğerde üretilen proteinler, karaciğer fonksiyonlarını yerine getirememeye başladığında artık üretilemezler. Albümin, intravasküler alanda kan hacmini düzenleyen bir proteindir ve albümin seviyesi düştüğünde kan ve plazma dolaşım sisteminin dışına çıkarak karın gibi boşluklarda birikmeye başlar. Ve karın boşluğuna dolmaları sonucunda da asite sebep olurlar. Gördüğünüz gibi kan ve sıvı kaybı arasında çok da büyük bir fark yok. Aslına bakarsanız bu ikisinin belirtileri de birbirine çok benziyor. İkisinin de şokun ana belirtileri olan taşikardi, düşük tansiyon ve kan akışında düşüş görülür. Hipovolemik şokta eller nemli ve soğuk olur. Bunun sebebi ise az önce bahsettiğimiz vazokonstriksiyondur. Kan, cilt gibi çok önemli olmayan organlardan, kalp, beyin ve akciğerler gibi hayati önem taşıyan organlara doğru yönlendirilir. Ve kan, ciltten çekildiği için cilt soğur. Buna ek olarak bir de kuruluk belirtilerini ekleyelim. Hastanın ağzı kuruyabilir, dudakları çatlayabilir, cildi de oldukça kuru görünür. Son olarak buraya bir de hastanın göze soluk görünmesini ekliyorum. Bu, kan kaybı yaşayan bir hastada daha net bir şekilde gözlemlenebilen bir belirtidir. Kan, cildi renklendiremediğinden hastanın cildi solmaya başlar. Göz kapaklarının altına bakıldığında normal olan pembemsi renk yerine yine soluk bir renk gözlemlenecektir. Bundan konjonktival solgunluk olarak bahsedildiğini duyabilirsiniz. Peki teşhis ve tedavi konusunda neler söyleyebiliriz? Teşhis için şoku teşhis edecek laboratuvar testlerinden yardım alınır. Bunların arasında serum, laktat ve oksijenlenmeyi değerlendirmek için ABG vardır. Buna ek olarak CBC denilen tam kan sayımı da değerlendirmeye katılabilir. Bu arada ABG'nin arteriyel kan gazı olduğunu da hemen hatırlatayım. Evet, bunlar kandaki oksijen seviyesini değerlendirmek için kullanılan testlerdir. Serum laktat, dokulardaki oksijenin az olduğunu da gösterebilir. Tam kan sayımındaysa, hemoglobin ve eğer şokun sebebi kan kaybıysa, hematokrit seviyelerinde düşüş gözlemlenir. Hemoglobin tüm hemoglobin miktarını verir. Hematokrit ise, kırmızı kan hücrelerinin toplam yüzdesini değerlendiren bir değerdir. Hipovolemik şoktan şüphelenildiğinde, tansiyonu, kan hacmi ve kan içeriğini dengelemek üzerinde durulmalıdır. Hastaya kan hacmini eski haline getirebilmek için, serum ve kan damarlarını büzmek için de presör verilebilir. Kan nakli de yapılabilir. Buraya kırmızı kan hücreleri anlamında RBC yazalım. Kanama çok şiddetli ise, hastanın trombosit ya da koagülasyon faktörlerine ihtiyacı olabilir. Koagülasyon faktörleri taze donmuş plazma ile verilebilir. Evet, taze donmuş plazma, koagülasyon faktörleri açısından oldukça zengindir. Az önce bahsettiğimiz gibi albümin takviyesi de yapılabilir. Hastanın protein değerleri düşükse, albümin
kanı damar sistemi içinde tutmaya yardımcı olur. Evet, tedavinin kan hacmini yükseltmeye odaklandığını fark etmişsinizdir. Bunun yanında, kanamaya sebep olan şeyin onarılması da gereklidir. Örneğin, eğer hastanın kanaması varsa, kanamanın durdurulması için zarar görmüş damarların cerrahi müdahale ile onarılması da şarttır.